Onu bir yerden almışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Adıyamanlılar geçmişten gelen kültürlerini sürdürmek için Birlik ve Beraberlik Günü düzenledi. Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonunda Kıbrıs'ta yaşayan Adıyamanlılar İskele Piknik Alanı'nda Adıyaman'a özgü piknik, müzik, şiir ve sohbetlerin yer aldığı doğa buluşması gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Ali Şanşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dinişleri Başkanı Profesör Doktor Talip Atalay, Gazi Mavusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve birçok yetkili ve Adıyamanlılar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kayalar, Adıyaman kültürü ve değerlerini kuşatan kuşağa aktarmak ve bütün Kıbrıs halkına tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi. ...ve çalışkan bir halk olarak bilinir. Kıbrıs'ımızda da bu böyledir. Bunun için mutluyuz ve gururluyuz. Adıyaman'ın geçmişi bin yıllara dayanır. Kadim bir şehirdir. Nereye dokunursanız dokunun, tarih fışkırır. Tarihi taşlarında saklıdır. Her anlamda geniş bir kültüre sahiptir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmasında Adıyaman ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki anlamlı bağların daha da geliştiğini belirterek program boyunca Türkiye'den şair Fahrettin Çelik ile grup Ezman Adıyaman özgü şiir ve türküler seslendirdi. Onun için ne derlerse desinler. Biz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de çok önemli bir Türk devletidir. Son yaşananlar, son gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya devletleriyle kurulan yeni ilişkiler, dünyada küresel dengelerin yerinden oynamasıyla, taşların yerinden oynamasıyla ve bir takım ciddi anlamda önemli gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Doğu Akdeniz'de gerçekten çok daha önemli bir noktaya gelmiştir. Başkentisin sen Adıyaman. Her karış toprağında tarih fışkırır. Karadağ'dan Fırat'a türkü yakılır. Perre antik kentine destan yazılır. Komma gene merkezi Can Adıyaman. Orta Çağ'dan kalmadır Gerger Kalesi. Cevizi, narı güzel, pestir lalesi. İçini ferahlatır Şahin Tepesi. Gergeriyle güzel Can Adıyaman. Vatandaşlar piknik yapıp halaylar çekerek doyasıya Adıyaman kültürü yaşadı.